Selam dostlar, ne haber? Uzun süre aradan sonra yapay zeka ile yeniden birlikteyiz. Umut anlat keke. Nerelerdesin? Selam herkese. Abi ben yani bu sıralar hayatımın büyük dönüm noktalarından birini atlattım. Babamı kaybettim. Ondan öncesinde zaten birazcık kafam doluydu. O yüzden bırakmıştım ya video işlerini falan. Ondan sonra babamı kaybedince daha beter oldum. İşte sonra 1,5-2 ay geçti babam vefat edeli. Daha yeni yeni toparlıyorum. Ama iyiyim çok şükür. Bayram bayram girdi araya işte. Çok şükür iyiyim. Senle hep iletişimdeydik zaten. Sen nasılsın? Başın sağ olsun tekrar. Ben de iyiyim Kardo. Bildiğin gibi. Yatıyoruz yaz sıcağında taş taş kebabı. Nasıl sıcaklarla aran? Abi ben Antalya'dayım. Düşman götüne. Al yani evdeyim. Klimayı 24 açık. Klimaya bir şey olacak diye çok korkuyorum. İkinci klimayı almamız lazım eve. Çünkü annem çok rahatsız oluyor sıcaklardan dolayı. Kadın bir markete gidip geliyor. Daralıyor, bunalıyor bayağı. Kanter içinde kalıyor. İşte onu falan ayarlayacağız inşallah. Sonra bir de şöyle bir şey var. Bu sıcakta çalışan insanların Allah yardımcısı olsun yani. Gerçekten dayanılacak gibi değil Antalya sıcakları. Özellikle nem adama böyle tokat gibi şak şak çarpıyor böyle. Çok fena. Ben de uzun zaman video çekmeyince ağzım durmuyor. Biriktirmişim içimde demek ki. Ben de öyle valla. Klima olmasa mahvolurum. Allah'tan dışarı çıkmamız gerekmiyor yeminle. Abi dün akşam bir niyetlendim birader dedim beni dışarı çıkar diye. Normalde annem hep destekler dışarı çıkmamı. Daralırsın dedi yani. Çok sıkıntıya girersin çıkma dedi. Çok sıcak hava dedi. Akşam bile kardeşim markete gidiyor geliyor tamam mı? Kız kardeşim markete gidiyor geliyor. Abi diyor tişörte dokun diyor. Tişörte bir dokunuyorum yanıyor. Akşam bile öyle Allah yardımcısı olsun bu sıcakta çalışanların. Ben de babamı kaybettikten sonra imana geldim herhalde. Tespih bu arada şey. Elim meşgul olsun diye bir şeylerle. Çok şey rahmani bir adam değilim. Antalya'nın sıcağı da çok fena. Nemli boğucu. Evet abi. Ya şimdi Antalya'dan aklıma Antalya'dan ne alakaysa Maraş geldi. Aklıma Maraş gelince de Müge Anlı'daki o kıyma makinesi olayı geldi aklıma. Abi biliyor musun o muhabbetleri? Zaten kıyma makinesi deyince direkt aklıma gelmiştir eğer biliyorsan. Konu geçişinde börülce gibi olacaksın. Biliyorum mevzuyu da sen bir özet geç bilmeyen varsa diye. Bir tane adam var. Bu adamın çocukları var. Karısıyla problem yaşıyor. Anladığım kadarıyla başlarını izlemedim. Karısıyla problem yaşadığı için çocukları almak için çocuklar da var bu karı kocanın. Çocuklarını almak için Müge Anlı'ya çıkıyor. Çocuklarını almak için Müge Anlı'ya çıkıyor ama olay bambaşka bir yere evriliyor. Çocuklarla alakalı durum söz konusuyken bir anda ortaya bir cinayet çıkıyor ve benim kanımca bu cinayeti bütün aile biliyor ama kimse cinayeti itiraf edecek, affedersin, göte sahip değil. Çünkü herkesin parmağı var. Kıyma makinesi de sağlam makineymiş. Ben o makinenin üreticisi olsam reklam çıkarım bu bizim makinemiz diye. Abi valla çok güzel pazarlama yöntemi. Harika, gerçekten harika. Dijital pazarlama okuyanlar bunu beğendi. O değil de dijital pazarlama deyince aklıma geldi şimdi. Bugün ayın kaçı? Bir dakika. Bugün ayın 21'i. 19 Temmuz benim doğum günüm. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Konu geçişleri mükemmel ama. Senin gözler bir kayık. Yine attın mı ilacı? Ben ilaçsız gezmiyorum. Ayık gezmiyorum. Kesinlikle. Ama hepsi doktor kontrolü altında. Babamı kaybettikten sonra ilacın dozunu uzun arttırdılar. Cıstak cıstak şekli. Ne istiyor SC yollayayım mı sana? Kulak memesi masajı yapsın. Abi mükemmel olur ama olmaz ya. Olmaz abi. O ESC konularından pek haz etmiyorum. 4 yıldır bir kere bile ESC'lerle iletişimim olmadı. Çünkü benim metabolizmam ve bağışıklığım biraz zayıf olduğu için muhtemelen hastalanırım. O yüzden hiç gerek yok. Yalanmış kadar oldu abi. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Çok kral adamsın. Mesela tespih alınca girdiğim haller. Kurtlar Vadisi'ndeki Şahin Ağa gibi oldum. O zaman ben bizzat mühür atarım sana sen canını sıkma. Olur abi çok güzel olur tatlı olur. Doğum günüm olmasa da istesem atarsın ama nude abi şimdi. Daha özel bir şey olması lazım. Krem şantili nude olması lazım yani çilekli bir şey. Yani bunu ayarlamak lazım. Konu çok bambaşka yerlere gidiyor. En iyisi biz konuyu değiştirelim. Sen ne yapıyorsun? Aşk hayatın nasıl? Aşk hayatından bahseder misin bize biraz? Var mı yeni abla diyebileceğimiz birileri? Bahsetmem. O mevzudan ağzım yandı. Bir daha alet etmem kanala. Gizli kalsın. Bence de abi.
En iyisi tertemiz. Ayrılıyorsun, sonra ayrıldıktan sonra abi ne oldu, abi ne oldu, abi ne oldu, abi ne oldu. Abi ne oldu? Ananın. Abi ne oldu, abi ne oldu? Git kendin bak abi ne oldu. Hiç gerek yok. Dertsiz baştan dert alma abi, boş ver. Bana bile söyleme. Diyormuşum. Klimayı açacağım bu arada. Dinlensin diye kapattım. Nefesim kesiliyor sıcaktan. Benimki hep açık. Üflüyor taş taşlarıma. Abi ben korkuyorum vallahi klimanın başına bir şey gelirse diye. O yüzden dinlendiriyorum ara ara. Çok korkuyorum. Yani yeni fobim o, anasını satayım. Benim bak çok fobim yoktur öyle. Bir tane fobim, en büyük fobim, ambulansla hastaneye giderken sedyenin kapanıp yere düş... Sedyenin kapanması ve zınk diye yere düşmem. İkinci fobim sedyeyle dönerken yere düşmem. Üçüncü fobim bu klima. Dördüncü fobim deprem olması. Deprem olsa zaten böyle bakacağım falan yani. Sen de öyle bakacaksın. O yüzden korkuyorum vallahi. Özellikle bu şeyden çok korkuyorum. Nedir adı? Sedyeden çok korkuyorum. Birkaç kere beni düşürdüler. Oo. Çok sıkıntı. Senin fobin var mı? O noktada biraz kadercilik lazım. Kafayı çok yorarsan kayışı kırarsın. Evet. Şimdi kafayı yormaktan bahsedince sen yazarken ben de düşünüyordum. Evet abi, kader önemli. Gerçekten önemli yani. Benim oyunculuk halis mi peki? Kırpacağım ya buraları, ondan kafam rahat. Bu son zamanlardaki gündem olan şeylerden bahsetmek ister misin? Şeriat, laiklik vesaire falan. O konuya kanalda giremiyorum. Babamla papaz oluyoruz. Ama Diamond Tema maalesef yalnız. Biz ne kadar tweet mi atsak da kendi yankı çemberimizdeyiz. Bir tane muhalefet partisi çıkıp laf etmedi. Eczacı fotomaç gibi futbol tweet'i atıyor, Yılmaz Özdil'le kapışıyor. Sonumuz hayrola diyoruz mecbur. Girmeyelim bu mevzuya. Bana yasak. Anladım abi, tamam tamam. Remzi amcaya saygılar bu arada. O ne diyorsa odur. Ama bizim tarafımız belli. Anladığım kadarıyla o yani. Cahre'nin kafes dövüşü ne zaman gelir abi? Sandalyeye geçeyim, basket maçı yapacağız. İnşallah. Zamanında izlediğin adamlarla arkadaş olmak nasıl bir duygu? Güzel valla. Rabbim herkese nasip etsin. Hadi o zaman birbirimizin yüzüne tükürüp siktir olup gidelim.